vermem gerekirken cezaevine götürdüler. Baba. Dert tehditleri. Onlara çok şeyler yaptılar. Ondan duyuyorum. Sen sakin ol. Sen sakin ol. Cezaevinde bir şey olmadı ama. Evet, ölçün. Ama kolluktan darp gördüm. Böyle rezalet olmaz. Arabanın içinde beni tehdit ediyor. Vurmakla, yumruk vurmakla tehdit ediyor ya polis. Böyle çok... Nerede görülmüş böyle bir rezalet ya? Bana küfürler ediyor. Sen çok... Baba şimdi sen sakin ol. Sakin ol hakikaten. Tamam. Tamam. Değerli basın mensupları, öncelikle Halkların Demokratik Partisi adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Dün Türkiye demokrasi tarihine gerçekten bir kara leke düştü. Milletvekilliği hukuksuzca düşürülen Kocaeli milletvekilimiz, 90 bin Kocaeli'nin oyuyla meclise gelen ve herkese din, dil, ırk bakmadan sadece insan hakları perspektifiyle insan hakkı ihlali yaşayan herkesin derdine koşan bir milletvekili hukuksuzca milletvekilliği düşürüldükten sonra dün evine gerçekten insanlığın kabul edemeyeceği bir tutumla, polis baskınıyla, zoruyla arkadaşımız tartaklanarak, sürüklenerek maalesef gözaltına, daha doğrusu tutuklamaya çalışıldı. Bu aslında dünya zulüm tarihinin belki nirvanasıdır. Dünya zulüm tarihi belki bunun nirvanasını dün Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun evinde gördü. Şunu bilsinler ki zulümde, evet, zulümde rakip tanımıyorlar. Zulmün nirvanasına çıkmış durumdalar. Ama unutmasınlar ki biz de direnişin tarihini yazıyoruz. Onlar zulmün tarihini yazıyorsa biz de direnişin tarihini yazıyoruz. Arkadaşımız darp edilerek zorla araca bindiriliyor. Ve daha sonra Gazi Mustafa Kemal Hastanesi'ne götürülüyor ve orada bir darp raporu alıyor. Çünkü arkadaşımızın birçok yerinde yara izleri, özellikle kollarında darplar, ensesinde kızarıklık ve bu strese bağlı olarak arkadaşımızın kalp ritminin bozulması, nefes darlığı sorunu yaşıyor. Bakın, doktorun açık bir şekilde daha tam teşekküllü bir hastaneye sevki yönünde verdiği rapor hiçe sayılıyor. Ve arkadaşımız o haliyle Sincan cezaevine götürülüyor. Yani bile bile bir milletvekili ölümle yüz yüze bırakılıyor. Çok açık söylüyorum. Öldürmek kastıyla arkadaşımız cezaevine zorla götürülüyor. Ve cezaevinde yaşadığı sorun üzerine gece geç saatte bizim tüm ısrarlarımıza rağmen, bakın, İçişleri Bakanlığı nezdinde, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerimize rağmen arkadaşımızın nerede olduğuna dair tek bir kelime partimize iletilmiyor, vekillerimize iletilmiyor. Bunu kabul etmek mümkün değil değerli arkadaşlar. Bu gerçekten, dediğim gibi, bu ülkede adaletin, hukukun olmadığını her vesileyle gözümüze sokma girişimidir. Gözümüze sokma çabasıdır. Ve gece geç saatte arkadaşımız yüzlerce polisin Robocop'un arasında hastaneye getirildi. Arkamızda gördüğünüz Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildi. Doktorların çabasına ve emeğine burada teşekkür ediyoruz ama arkadaşımızla ilgili şimdi içeri girdik ve yetkililerden bilgi almak istedik. Ama bir doktor, bir hastane yetkilisi bizimle gerçekten görüşmeye çekindi. Çünkü talimatı nerede aldıklarını bilmiyoruz. Ama talimat aldıkları kesindir. Burada onlarca milletvekili
kendilerinin partisinin bir milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mevcut durumu nedir bilgisini alacaklar. Yani tarih bu zulmü gerçekten görmüş müdür, yaşamış mıdır? Ama doktorlar nasıl bir talimat aldıysa bilemiyoruz. Arkadaşımızla ilgili bir bilgi alamadık. Evet, pandemi sürecinde aldıkları rolün önemini vurguluyoruz. Ama kim olursa olsun doktor, hukukçu, bu memleketteki kamu görevlilerinin tamamına söylüyoruz. Bu hukuksuz talimatları uygulamak zorunda değilsiniz. Yarın diyecekler ki biz talimat vermedik. Dolayısıyla halkın milletvekilleriyle görüşmemek nasıl kabul edilebilir? Bu hangi meslek etiğine uygun? Bunun kabul etmemiz mümkün değil değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız hala yoğun bakımda. Ve arkadaşımız burada mı kalacak yoksa cezaevine mi götürülecek? Durumu hangisine elverişli? Bunun bilgisini maalesef alamıyoruz. Ama bunu yakından takip edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar şunu bilsinler ki Halkların Demokratik Partisi'ne veya milletvekillerine veya herhangi bir üyesine geri adım attıramayacaklar. Tekrar söylüyorum. Onlar zulmün nirvanasını yaşıyor olabilirler. Onlar zulümde sınır tanımıyor olabilirler. Ama ben de tekrar ediyorum. Halkların Demokratik Partisi olarak ve Halkların Demokratik Partisi'ne gönül verenler olarak biz de direnişin tarihini yazmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir şey söylemek ister misin? Yok. Peki, teşekkür ederim. Hastaneye gelmem gerekirken cezaevine götürdüler. Baba. Dar tehditleri. Onlara çok şeyler yaptılar. Ondan duyuyorum. Sen sakin ol. Sen sakin ol. Cezaevinde bir şey olmadı ama. Evet, ölçün. Ama kolluktan darp gördüm. Böyle rezalet olmaz. Arabanın içinde beni tehdit ediyor. Vurmakla, yumruk vurmakla tehdit ediyor ya polis. Böyle çok... Nerede görülmüş böyle bir rezalet ya? Bana küfürler ediyor. Sen çok... Baba şimdi sen sakin ol. Sakin ol hakikaten. Tamam. Sakin ol. Müdahale edelim. Ondan sonra lütfen. Tamam.